Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen arkadaşlarım için de ben tüm pozitif enerjimle arkadaşlar niyetleniyorum. Hani gerçekten herkesin derdi birbirinden tabii ki de bambaşka. Ben de hani uyanları alalım, uymayanları evrene gönderelim. Bize doğru rehberlikte bulun diye kendi adıma pozitif enerjimi gönderiyorum kapatırken kolektif için diye. O yüzden siz yüreğinizdeki sıkıntınıza odaklanın. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben sizlere gördüklerimi şöyle aktarıyor olacağım arkadaşlar. İnşallah güzellikler bizim olsun diyorum. Yüreğinizin koca bir tepe olarak böyle sıkıntı atmak istiyorum bu sıkıntıyı dediğiniz bir şey. Ve hesaplaşma vermiş direkt zaten. Evrak olarak değerlendirdiğimde dava olabilir elbette ki. ya Şu sizsiniz kafanızdakine bakın. Siz şuradasınız arkadaşlar yani. Yanınızda biri var ama çok yakınlığınızda yardımınız olur. Demem ama ki sıkıntı büyük. Yani kendi kafanızda mı büyütüyorsunuz? Bunun cevabı sizde. Şimdi bakın. Bu sıkıntılı yerde bir yerde biriyle görüşmeniz var. Yakınlaşmanız var. Evet bir partner durumu olabilir. Ucundan iki kişi tutmuş ama ancak ucundan tutabilir arkadaşlar bu meseleyi. Yani hesaplaşma yaşıyorsunuz. Ve yönünüz geçmiş. Geçmişte yaptığınız, geçmişte yaşanılan, geçmişte dönen bir şey var Burada. Yani e, bir hesaplaşma, bir dava durumu belki de bitmiştir. Belki de e, artık işte hani belki de boşandınız. Belki de dava bitti. Odur belki ama hala tabağınızda görünüyorsa, fincanınızda çıkmışsa falınıza yansıyorsa ve burada senin aslında halletmeye çalıştığın ya da tam daha kapatamadığındır mesajı. Demek ki siz daha bir şeyi kapatamamış olabilirsiniz bir davayı, bir durumu, bir konuyu. Şimdi şöyle, dediğim gibi yanı başınızda biri var ama sadece izler. Altta laflar var, kızgın bir yüz var. Dedikoduların döndüğünü, B harfinin çok baskın olduğu. Zaten şurada iki ayrı uç şeklinde vermiş. Birisi böyle gelecek, birisi böyle geçmiş. Ara ara çözümler bulmaya çalışmışsınız ama yok muvaffak olunabilmiş değil bu konuda. Sonrasında birisiyle dediğim gibi bir yakınlaşmanız var. Şimdi ucundan iki kişi tutuyor gibi görünüyor. Yani tutuyoruz demeseler daha iyiymiş. Diyecekleriniz yani diyeceğiniz kadar şey burada ama. Ya öylesine tutuyor ya da resmen tutmasa daha iyi diyeceğiniz bir hafiflikte yani öyle diyeyim size. Hani ama ortamlarda ben elimi uzattım diyecekleri de için siz böyle pek keşke dokunmasanız <laughs> diyorsunuz. Yani zaten yeteri kadar yardım etmeye niyetli bile değiller çünkü arkadaşlar. Öyle bir öylesinelik var. Sonra hani ben hep şey derim ya size umutsuz olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Resmen dediğim gibi olmuş. Siz birisiyle bir şey konuşuyorsunuz. Şimdi hiç konuşacağınızı da ummamışsınız ama. Şimdi şöyle arkadaşlar. İçinizde bazı kof düşünceler de var. Çok sağlıklı düşündüğünüzü söyleyemiyorum. Yani bazılarını siz abartıyorsunuz. Bazıları da abarttığınız kadar var. O yüzden Sadece bir birikim söz konusu burada. E tabii ki de bu birikim bir patlamayla bitecek. Şimdi şöyle ki bu konuştuğunuz kişiyle arkadaşlar. Şimdi onun da bir kuyruğu var ve göz görüyorum da arkasından nasıl yorumlayacağım diye. Ben önce bir düşündüğüm için biraz mola vermiş oldum. Çok durdum gibi oldu. Şöyle çünkü arkadaşlar orada bir insan size el uzatmaya çalışıyor. E, Abarttıklarınız var ama dedim ya e, o da sizin gerçekten süzgeçten geçirmenizi vesile olacak. Yani gerçekten sapla samanı ayırmanız gereken bir dönemdesiniz. Onun da bir kuyruğu çıkmış. Yani size bu akılı kim verecekse neyiniz oluyorsa e, onun da bir kuyruğu var. Yani onun da uğraştığı meseleleri olduğu kesin. Fakat bir kişi bu arkadaşı çok kızıyor. Yani istemiyor ki size rehber olsun. Yani bu o yüzden ortak tanıdığınız olabilir. Ya da tamamen sizin bir çıkış noktası bulamazsın inşallah. Niyetlerinden bilir elbette ki. Ama söyleyebileceğim şey şu ki arkadaşlar. Sizin hayatınızdaki çıkış noktası kapılarını aralayan bir arkadaş var. Kızgın kızgın baksa da olayları da. Gerçekten daha da dallanıp budaklanacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Şöyle işin güzel tarafı dallanıp budaklanması güzel mi? Ee, bana kalsa güzel. Neden? Çünkü tek bir boğumdan çıkmış artık aralanmaya başlamış olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Baya baya sıkıntılarınızı aralanmaya başlayacak. Şimdi önünüzde ne kadar var? 1-15 gün kalmış. Haziran'ın sonunda aa, bu arada hastalık olabilir. Haziran sonunda bu sizi hasta eden bir düşünce de olabilir ama çok maalesef buna yed edemeyeceğim. Bunun cevabı sizde var mıdır hastanız arkadaşlar? Dilerim herkes şifasını bulsun ve kimse hastalanmasın. Ama sanki sizi hasta edebilir bu düşünceler. Belki de çok ciddi anlamda şey düşünceleriniz var. Sizin içinizin kemiren Dağılması güzel olmuş. ve 15-18 yani diyor ki Haftaya değil o kesin. Yani 3-5 günlük bir mevzunuzdan daha uzun bir mevzu. 18 gün sonra olur mu? Olur. Yani ayın 15'i değildir 18'i değildir de 18 gün sonranız için çok net bir şekilde bir çıkış kapısı açıyor size. Onu söyleyebilirim ama. Bu kapı Gerçekten bildiğiniz mekiğin içinde gibi gideceksiniz. 150 yazıyor hatta burada ya. 18 180 150. Almanız gereken rakamlarla alakalı olabilir. İki kişi, iki kişi kafa kafaya verecek konuşacaksınız bununla ilgili. Yani ben çok net bir şekilde azalarak devam eden sıkıntılarınızın olduğunu söyleyebilirim. Evet bir insan bir insanın elini öpüyor. Yani bana kalsa sizin eliniz öpecekler. Ee, dik duruyorsunuz. Yani bu mücadelenin sonu Temmuz'un sonunda sizin herkesin önünde dik durmanızla biter. Net yani değil mi? dik duruyorsunuz maşallah dedim. Hani bu kafanızda da büyüttüğünüz sorunlarla alakalı. Birinin size bir çıkış noktası olacağını. Sonrasında yalnız tabii ki de bir sihirli değnek değil ya. Kişi kimse size değdirdiği, dokundurduğu tamamen zamana bırakacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Tamamen zamana bıraktığınız bir döngü. Şimdi zamanı bırakıp da merdiven merdiven attığınız ve hani bugün o hesaplaşma, iç hesaplaşması var ya da mahkemeniz var dediğim durum var ya arkadaşlar. Bu mahkemeyle alakalı bir horoz görüyorum. Yani ya size bir haber getirecekler ya da siz küçük çaplı bir adak bile dilemiş olabilirsiniz. Benim buradan anladığım aslında sizin mücadelenize devam edeceğiniz ama siz istiyorsunuz ki hemen halledeyim. Hemen olacak diye bir asla, asla hemen olmasını beklerseniz yanlış yaparsınız arkadaşlar. Yanlış, hata diyor yani mümkün değil diyor. Ama nereden bakacağınızı da anladığım kadarıyla kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Buradaki kişi sizin en büyük sorununuz olan aslında belki de günü planlayamamanızla alakalı size çok büyük bir yardımı dokunacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Sonrasında gelen haber ya da hani horoz ya da dilek dedim ya hani işte orada arkadaşlar sizin netleşmiş bir oh be dediğiniz tarihe denk geliyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden yüzüp kuyruğuna gelme evresine yaklaşmışsınız. İçinizi ferah tutun. O büyük her lütfen dinleyin adınıza çok doğru bir yerden. Bak bazen insan yorgunluktan olabiliyor bazen gerçekten durdu artık dediğin noktalar yaşayabiliyorsun. Sen de o noktalara doğru gelmişsin. İçini burada ferah tut. O kişiye de güven. Sana çok güzel bir yerden bakış açısıyla böleceksin. En azından sıkıntını, ezelden taşıdığın o sıkıntını ee, böleceksin diyor ya. Daha ötesi var mı? Nitekim göze geleceksiniz. Ben sizin derhal helaklans inşira okumanızı önemserim. Direkt sizin niyetinizle hemen şu şeyden sonra okuyun mümkünse. Öylesi bir nazara meyilli, ters duran insanlar var. Herkes iki kafa çıkarmış. Burada iki yüzlülük de dönüyor. E harfi görüyorum. Paris'in P'si, Samsun'un S'si var. Edirne'nin E'si var. Burada insanlar birbirlerinin arkalarından kuyu kazıyor, misali çıkmışlar. Ve ters duran bir ekip var burada arkadaşlar. Burada bu kadar çok şeklin insanların bir arada olmaları çok hayırlı bir durum olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden e, hayırsız derken de içinizde karartmayın ama e, adımıza lafların döndüğü kesin. 200 insanlar var çevrenizde. Çok uzaklarınızda aramayınız. Gayet de aile yakınlarında çıkmış. Yani ters durmaları gibi şey. Ama siz bu negatif enerjiden net negatifte etkilenirsiniz. Ondan da eminim. O yüzden de e, bu kadar işte sinek e, işte arı kovanı falan derim ya ben böyle yani bir yoğunluk gibi çıkmış. Bu da sizin iç dünyanızdaki huzursuzluk olarak yansıyor falınıza. Ondandır ki şöyle söyleyeyim size. İlahi adaleti teslim edin olur mu? E siz e, bu büyük olan kişinizin dinlemenizle beraber zaten aslında adım adım atacak. Küçük küçük rahatlayacak. Zamana yaymayı öğreneceksiniz aslında en önemlisi. Nitekim zamanla sizin işlerinizin ya da şu anki sıkıntınızın değerlenip toparlanmasıyla da ciddi anlamda bir nazara dönüş var. Bu nazar e, durumu işte size sıkıntı yapar, huzursuzluk yaratır, hatta belirsizlik bile yapar. O yüzden işlerinizin netleşmesi için hemen şu an bir felaknas, bir ayetel kürsi, bir evinize sirkeli su, bir ada çayı tütsüleme gibi böyle kendi iç dünyanızda rahatlatıcı etkisi olduğunu bildiğiniz bir yöntemle şuraları bir kovun. Ee, aile fertleri olarak baktığımda daha çok net gözünüzü mü dedi hatta şöyle direkt hani nazar etkisi yetmediği gibi şurada bir de gördüğünüz üzere dedikodular var yani siz arabanıza binişsiniz gidiyorsunuz arkadaşlar. Sizin ailenizin fertleriyle alakalı anahtarda çıkmış burada. Çok net dedikodunuzu yapan insanlar da var. Siz yolcusunuz, aranızdaki anahtarı olan bir kişiyle, yani bir sorunu çözersiniz, yani hem fikir olursunuz, yani siz bir partnersiniz. Ama çok olaylı bir partner. Yani e, aileleri sorun, sizlerin ailesi sorun, onun ailesi sorun, bir e, sorunlu insanlarla mücadele sonrasında artık yolunuza devam edeceğiniz çıkmış. O yüzden direkt lütfen yaşadığınız bu ailesel olaylar ya da ailenize yansıyacak olan olaylarla alakalı nazara erdirecekler de. Hani bunu da hiç unutmayınız diyorum arkadaşlar. Şimdi bugünlük benden bu kadar dedim. Öncelikle tabii ki de herkese bir güzel bir hafta sonu temennisinde bulunmuş muydum? Başında hatırlayamamakla beraber güzel hafta sonu temennisinde bulunmak isterim. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Her şekilde arkadaşlar ben e, sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum. Enerjinize sağlık yeni katılan arkadaşlarımız var. Her yeni bir gün yeni bir soluk yeni bir enerjiyle aslında aramıza birileri katıldığını bilin. O yüzden de hepiniz hoş geldiniz diyorum. Enerjinize sağlık. Ben inanın sizlerin yorumlarıyla yorumlarınızdan aldığım enerjiyle arkadaşlar devam ediyorum bakımlarıma burada durmaya. Çünkü e, öyle güzel mesajlar da alıyorum ki özelden de. İnanın arkadaşlar birinizin hayatında pozitif bir enerji sağlayabiliyorsam ne mutlu bana diyorum her şeyden önce. O yüzden de e, sizlere tavsiyem de şu yeni katılan arkadaşlarım ne konuşuyor ki bu kadın diyorsanız da ilahi adalete teslim edin. Enerjinizi pozitiften ayırmayın. Birileri yüzünden negatif şeyler bugün yaşıyor olabilirsiniz ve çok başınız ağrıyordur, canınız yanıyordur, içiniz acıyordur. Ama ilahi adalet eğer geç tecelli ediyor ve kim neyi yaşattıysa aynısını yaşatmadan insanoğluna göçe izin vermiyor. Sen böyle bir gerçeği biliyorsan ne diye beddua edesin? Beddua edersen negatifi çekersin. Pozitif ağzında olursa hayatın pozitif ilerler. Bunu deneyimlersin. İşte ben de sana burada sadece rehberlik etmeye ya da tamamen tavsiye ediyorum. Hayat tabii ki de sizin acılar sizin, sınavlarınız sizin. Bilemem ama bir deneyin deneyimleyin isterim gerçekten bazen çok kötü bir şey yaşadığımızda diyoruz ki hani gerçekten neden ben neden nasıl ben işte aslında sen o şehri yaşıyorsun ki sonundaki hayır senin olsun diye hayır mıdır şer midir bunu sana yarın gösterir sen umutsuz olma yeter ki umudunu yitirme deyin güzel yarınların olsun bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıklı kalın isterim başta sağlık Sağlığın yerindeyse her şeyi halledeceksindir. Umudunu yitirme. Herkes kalın arkadaşlar. Başta sağlıkla kalsın herkes. Kendinize çok iyi bakın.